Ev Atölyesi mutfağıma hoş geldiniz. Merhaba hepinize. Ben bugün bir kısır tarif vereceğim. Şimdi malzemeleri saymıyorum. Bulguru nasıl ıslattığımı anlatacağım size. Daha sonra yine karıştırma aşamasında tüm malzemeleri tek tek sayacağım. Şimdi burada benim 2 su bardağı kadar bulgurum var. Bildiğimiz kısırlık normal köftelik kısırlık tarzı bir bulgurum var. Şimdi ben bunun içine sıcak su kaynamış sıcak su ekliyorum. Ne kadar eklediğimi göstereceğim. O yüzden malzemeleri vermeden bir ön aşamayı göstermek istedim. Şimdi kıvam şuradan şöyle bakın. Bu arada derimi plastikte yaptım. Kapağını kapatacağım güzelce kabarması için. Evet, her yerine su güzelce değdi bakın. Her yeri sulandıktan sonra bir fincan kadar daha su ekliyorum. Şöyle. Şimdi nasıl şöyle göstereyim bakın. Her yeri ıslandı. Çok fazla bekletmeden kabarması için ben güzelce kapağını kapatacağım. Sıkıca kapatın kapağını ve bulgurların kabarmasını bekleyin. Evet, tekrardan merhaba. Benim bulgurum bayağı bir güzel oldu. Pamuk gibi şöyle göstereyim. Şimdi malzemelerini ben bunu hazırlayacağım. Hemen malzemelerini sayayım neler gerekli. Şimdi bir çay bardağına yakın zeytinyağım var. Ben bunu tavama döküyorum. Sonra bir yemek kaşığı biber salçam var. Bu ikisini ocakta güzelce kavuracağım. Ben size malzemeleri sayarken bir taraftan da bunu ocağa koyayım ve kavrulsun. Şimdi şöyle bir tatlı kaşığı kadar ezilmiş sarımsağım var. Bunu bulgurumun içine ekliyorum. Güzelce bir önce karıştıracağım bunu. Tuzum şöyle göstereyim. Bir çay kaşığı kadar tuz, bir çay kaşığı kadar karabiberim var. Onu da yine ekliyorum. Nar ekşim var. Nar ekşim var. Şöyle göstereyim. Bir fincan kadar filan nar ekşisi kullanacağım ama bunu kontrollü koyacağım. Damak tadınıza göre ayarlayın tamamen. Ve benim yeşilliklerim var. Şöyle yeşilliklerimi de göstereyim. Taze soğanım var. Roka, maydanoz var. Nane var bu karışımın içinde. Tere var. Bir miktar tere koydum. Ve bolca da marullarım var. Şimdi ben tüm yeşilliklerimi ince ince kıyacağım. Bir taraftan salçam kavrulsun. Bir taraftan şu sarımsak, tuz ve karabiberi güzelce hatta bunu yoğurarak bile yapabilirsiniz. Bulgurunuza mutlaka güzelce karıştırın. Yoğurarak. Yeşilliklerimi doğrayayım. Tüm malzemelerimi hazırlayayım. Tekrar anlatmaya devam edeceğim. Evet, tüm malzemeyi ben karıştırdım. Şimdi kavurmuş olduğum salçalı yağımı dökeceğim içine. Evet, ben salçamı ekledim, karıştırdım. Bu arada telefonu çekiyor sanıyordum ama ne yazık ki çekim durmuş. Karıştırdığım aşamayı görmediniz. İçine biraz nar ekşisi ekledim. Bir fincan kadar nar ekşisi ekledim içine. Tüm malzemeyi iyice karıştıralım. Bu aşamada elinizle karıştırabilirsiniz isterseniz. Köfte yoğuruyormuş gibi. Ya da böyle benim gibi kaşık yardımıyla bütün sos homojen bir şekilde dağılana kadar güzelce karıştıralım. Evet, tüm malzemem karıştı. Şimdi yeşilliğimi ekleyeceğim ben bu aşamada. Yeşilliğimin içinde nane vardı. Maydanoz, dereotu, roka, tere ve marulum vardı benim. Ben kısırın içinde yeşilliği bol seviyorum. Siz çok fazla yeşillik sevmiyorsanız bu yeşillik kısmını birazcık daha azaltabilirsiniz. Şimdi yine aynı şekilde hepsini güzelce karıştıracağım ben. Hepsi karışana kadar kısırı karıştırmaya devam edeceğim ama
Şöyle güzelce karıştıracağım. Bu esnada tadına, tuzuna, yağına mutlaka bakın. Nar ekşisi ilave etmeniz gerekiyorsa nar ekşisi ilave edin. İşte tuz eklemeniz gerekiyorsa tuz ekleyin. Zaten yağ yeteri kadar kullandık. Renginden de belli oluyor bakın. Çok parlak bir rengi var. Evet, ekranda çok iyi görünmüyor sanırım ama çok güzel parlıyor. Yeteri kadar yağ koydum zaten ben. Ama dediğim gibi ekşi kısmında birazcık daha nar ekşisi eklenebilir. Evet, ben şimdi servise hazırlayıp tekrar anlatmaya devam edeceğim. Ben kısırlarımı servise hazırladım. Şöyle göstereyim. Evet, sarımsak eklediğiniz zaman farklı bir aroma katacaktır. Mutlaka kısır yaparken tabii ki herkesin damak tadı farklı. Yani bu şekilde sever misiniz, sevmez misiniz? Ya da sizin yaptığınız kısırlar mutlaka daha farklıdır. Herkesin kendine özeldir. Ama sarımsak eklemeyi mutlaka deneyin derim ben. Farklı bir lezzet, farklı bir tat. Yaparsanız afiyet olsun, kolay gelsin. Benim tarifim bu kadar. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.